Merhaba ben John Green. Büyük tarih projesi kapsamında hazırladığımız yeni hızlandırılmış kursumuza hoş geldiniz. Bugün modern devrim hakkında konuşacağız. Öğretmenim öğretmenim modernlikten kastımız ne? Yani aslında fax makinesi ve Super Nintendo da modern biliyorum tabi ama çoğu insana göre bir zamanlar tuvalet sifonu da moderndi. Aslında bu epey zekice bir soru geçmişte ki ben e, tamam ama eğer modernlik hakkında konuşacaksak öncelikle onu tanımlamamız gerekir. Ama önce sana güzel bir haberim var. Gelecekte video oyunları Super Nintendo'dan çok çok daha iyi olacak. Bu makinede tam 24 bin oyun var ve bu harika şey gelecekteki gelecekteki ofisinde duruyor olacak. E, affedersin. Neden bahsediyorduk? Unuttum. Aa tamam modernlik. Bazı tarihçiler modern çağın başlangıcını 19. yüzyılda endüstri devriminin başlangıcı olarak kabul ederler. Bazıları da 1789'daki Fransız Devrimi'nin başlangıcı olarak alırlar. Bir kısmı da daha da geçmişe 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'nın kolonileşmesine kadar giderler. Diğer bir kısmı da modern çağ Rönesans'ta başladı. 1500'den önceki her şeye erken modernler. Ancak büyük tarih gözüyle bizce bütün bunlar insanların 250 bin yıl önce Doğu Afrika'da küçük adımlarla başlayan ve zaten devam eden kolektif öğrenme sürecinin daha da hızlandığını gösteriyor. Ayrıca yemek alan ilk insanlara erken 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 modern insan demek de biraz saçma olur. O halde erken modern çağ 1500 civarı modern çağda 1750 civarında başladı diyelim. Bu arada tüm bu tarihlemenin kesin olmayıp kabaca yapıldığında not düşelim. Evet biliyorum siz de merak ediyorsunuz ama hayır ilk sifonlu tuvalet 1750'den birkaç 10 yıl sonra bulundu. <laughs> Önceki videolarda nüfus sayısına ve nüfusun bağlantı kurabilmesine dayanan ve böylece yeni fikirler üretmeyi sağlayan kolektif öğrenmenin tarımın başlamasıyla nasıl hızla geliştiğine bakmıştık. 1400 yılına gelindiğinde insan nüfusunun büyük ölçüde arttığını ancak dünyanın hala birbirinden ayrı dört bölgeden oluştuğunu görüyorduk. Amerika, Avustralya, Pasifik ve Afro-Avrasya. Büyük tarih perspektifiyle Avrupa'daki buluşların modern devrim adında bir bölüme konu olmaya layık olması dünyanın bu dört ayrı bölgesini sonunda birleştirerek küresel bir sistem kurmasından dolayıdır. Potansiyel mucitlerin birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir ağ yaratması kolektif öğrenme için oldukça önemliydi. Peki ama Avrupalıları bu kadar genişlemeye iten neydi? Aslında pek çok nedeni var. Birincisi Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'un fethinden sonra Osmanlılar Asya ile olan ticaret karayolu üzerinde hakim oldular. Bu da Avrupalıları doğudaki insanlara ve zengin topraklara ulaşabilmek için alternatif yollar aramaya itti. İkincisi Asya'nın geniş topraklarıyla geniş imparatorluklarıyla karşılaştırıldığında Avrupa devletleri çok daha küçüktü ve hiç bitmeyen savaşlara devam edebilmek için daha fazla kaynağa ihtiyaçları vardı ve üçüncüsü e, keşiflerin sonunda beklenmeyen olumlu gelişmeler oldu. Çin'den getirilen yeni buluşlar ve mallar, Hindistan ve Endonezya'dan baharatlar ya da Amerika'dan getirilen yeni bitkiler gibi bu sonuncusunu hafife almayın. Hazırlanması kolay olduğu için hazır ekmek adını alan patates ile mısır, kabak, domates ve diğer kök sebzeler sayesinde Avrupa'daki çiftlikler daha fazla insanı besledi. Aynı durum bu sebzelerin 17. yüzyılda yetiştirilmeye başlandığı Asya'da da geçerliydi. Ayrıca İspanyolların Amerika'dan getirdiği muazzam miktarda gümüş ve çok miktarda pamuk, tütün ve şeker, çiftliklerinin Avrupa'nın ekonomisini epey desteklediğini de unutmayalım lütfen. Tabii ki dünyadaki bölgelerin birleşmesinin pek çok olumsuz etkileri de oldu. Örneğin bu durum pamuk, tütün ve şeker çiftliklerinde çalışanlar için korkunçtu. Avrupalılar bu tarz işlerde giderek daha fazla Afrikalı kölelere berbağladılar. İlk köleleri Portekizlilere Afrikalı hükümdarlar vermişti. Daha sonra sayısını tahmin bile edemediğimiz kadar çok Afrikalı kölenin, Atlantik'i geçerken korkunç koşullardan dolayı öldü. Birkaç yüzyıl boyunca süren dehşet verici olaylar birbiri ardına yaşandı. Hayat bu yolculukta sağ kalabilen köleler ve onlardan sonraki pek çok nesil içinde son derece kötüydü. Ayrıca Afro-Avrasya bağlantı yolu olarak bütün hastalıkların yuvası olduğu için Avrupalılar pek çoğuna karşı bağışıklık geliştirdiler. 1400'lerin sonu ve 1500'lerde daha önce ulaşılamayan Amerika kıtasına geldiklerinde yerli halkın bu hastalıklarının hiçbirine karşı bağışıklığı yoktu. Bu da insanlık tarihinin en korkunç olaylarından birine neden oldu. Çeşitli Avrupa hastalıklarının bir karışımı özellikle de çiçek hastalığı. Amerika'da bir yüzyıldan biraz daha fazla bir zamanda tahminen 50 milyon insanın ölümüne neden oldu. Benzer bir trajedi 18. yüzyılda Avrupalıların gitmeye başlamasıyla Avustralya'da da yaşandı. Şimdi tüm bu korkunç şeylerin yanında en azından dünyanın farklı bölgelerinin birleşmesi kolektif öğrenme için iyi bir şeydi ve bu da sonunda pek çok açıdan kurtuluşumuzu sağlayacak şey olacaktı. Günümüzde küresel sistem sayesinde gelişmişlik ve iletişim giderek artıyor. İnsanlar bu sayede şimdi bu videoyu akıllı telefonlarından izliyorlar. Her ne? Neyse dünyanın farklı bölgelerinin birleşmesi insanların madde ve enerji elde etmesiyle kendi başına bir ilerlemeye yol açmadı. Bu son büyük değişiklik 10 bin yıl önce tarımın yapılmaya başlamasıyla oldu. 16. 17. ve 18. yüzyılın sömürgeci Avrupa devletleri tarım devletleriydi. Ancak keşifler sayesinde bir alışveriş ağı oluştu. Bunun sonucunda da insanların daha fazla enerji elde etmesi ve küresel olarak daha fazla gelişmesine yol açan önemli atılımlara neden oldu. Evet endüstriyel devrimi. Endüstriyel devrim diğer adıyla sanayi devrimi. 18. yüzyılda bunu size anlatmaktan her zaman ...mutlu olacak insanların olduğu İngiltere'de başladı. Bu küresel sistem içerisinde... ...paylaşılan kolektif öğrenmeyi de içeren... ...küresel bir devrimde Endüstriyi hızlandıracak buluşlar İngiltere'de yapıldı. Buharlı motorların daha yoğun kullanımı... ...ya da metali rafine etmek için... ...kok kömürünün kullanılması gibi. Hmm, evet aslında tam olarak bu kok. Ayrıca birçok tekstil makinesi de... ...burada onlar tarafından bulundu. Ve zengin İngiltere kömür rezervine... ...sahip olduğundan... ...kömüre ulaşmak görece daha kolaydı. Yüz milyonlarca yıl önce ölen... Ağaç teşekkür ediyoruz. Sizi endüstriye çevireceğiz ve tabii kirli havaya da. Ancak tüm bu İngiliz atılımları pamuk gibi ham maddeleri sağlayan ve İngiltere'nin mallarını satabilmesi için yeni pazarlar açan son derece büyük küresel ticaret ağı olmadan gerçekleşemezdi. Ayrıca ondan da önce eğer Çin'den gelen pusula ve barut olmasaydı bu ticaret ağını genişletmek mümkün olmayacaktı. İngiltere'de endüstriyel devrim için çok önemli olan porselen üretim metodları da Almanya üzerinden Çin'den gelmişti. İngiltere'deki tarım işçilerini serbest bırakarak endüstriyel işlerde maaşlı çalışmalarına yol açan gelişmiş tarım metodları daha Hollanda'daki Flandre'den gelmişti. Buharlı motorların ilk tasarımları da 18. yüzyılda Fransa'dan gelmişti. Motorların bu tasarımları aslında İslam ve Hint medeniyetlerinin koruyup nesiller boyunca aktardığı matematik ilkelerine dayanıyordu. Yani 18. yüzyılın sonuna kadar insanlık tarihinde hemen hemen tüm üretim insan ya da hayvan kas gücüyle yapılıyor veya bunun için rüzgar ve suyun gücünden faydalanılıyordu ama sonra kömür ve petrolün güneşten aldıkları enerjiyi depoladıkları ve yüz milyonlarca yıl boyunca bunun biriktiği fark edildi. Bu kaynakları kullanarak insanların elde edebildiği enerji miktarı ciddi olarak arttı. Çok miktarda ürün fabrikalarda daha ucuz maliyeti üretiliyor ve onlarca yıl boyunca sıradan insanların lüks olarak tanımladığı şeyler artık birden gereklilik haline geliyordu. 1900'lerde pek çok Avrupalı'nın hayat standardı orta çağdaki bir kralınkinden daha yüksekti. Kömür ve petrol tarımın makineleşmesini de sağlayarak daha fazla ürün elde edilmesine dolayısıyla nüfusun artmasına yol açtı. İletişimde yenilikler ise ilk önce telgrafla başladı sonra telefon geldi. Böylece insanlar birbirlerine giderek daha daha fazla gördüler, daha bağlı oldular. Fikir alışverişi kolaylaştı, hızlandı. 250 bin yıl boyunca eğer benden sadece 100 kilometre uzakta birine bir şeyler söylemek isteseydim bunu yapmak günlerimi alacaktı. Son 100 yılda ise bu sadece sahnelerimi alıyorum. 18. yüzyılda üretim alanındaki küçük gelişmelerle birlikte fosil yakıtların kullanılmaya başlanması 1800'ler ve 1900'lerde verimlilikte ve yeni buluşlarda bir patlama yarattı. O kadar ki insanlar endüstri devrimini 540 milyon yıl önceki kambriyen patlamasıyla karşılaştırdılar. Hatırlarsanız yeni bir beceri ya da özellik çevremizden yeni kaynaklar elde edebilmek için yeni yollar ya da boşluklar bulmamızı sağladığında evrimsel değişim hızla ilerler. Kambriyen patlamasında evrimsel değişiklik tamamen biyolojikti. Endüstri devriminde değişimin hızı artmıştı ama bu kültüreldi. Bisiklet tasarımını düşünün. 1800'lerde gerçekten pek çok farklı bisiklet tasarımı vardı ve bunların bazıları gerçekten inanılmaz ama aynı zamanda korkutucu şekilde tehlikeliydi. Bisikletin icadının başlarında e, çok fazla sayıda tasarım olabilecek her boşluğu doldurdu. Sonuç olarak bu tasarımlar birbirleriyle rekabet halindeydi ve aralarından birkaç model öne çıktı. E, yol bisikleti, dağ bisikleti, e, BMX bisikletler. Aynı şeyin küçük farklarla olan çeşitleri yani. Bir başka örnekte elektroniğin adaptif yayılımı. 1900 80'lerde ihtiyacınız olan bütün bu şeylere bir bakın. Bunların hepsi bugün ortalama bir cep telefonunun tek başına yaptığı şeyler ve bu sadece çok çok yakın bir geçmişteydi. Pek çok yeni fikir insanların yaşam standartlarında ve toplumların gelişmesinde pek çok farklı şekilde artışa neden oldu. 200 yıl önce başlayan kültürel evrim patlaması henüz sona ermedi. Kambriyen patlaması milyonlarca yıl sürmüştü. Ta tarım devrimi binlerce yıl devam etti. Şu an hala modern devrimin ortasındayız. Belki de sadece başında insanların faaliyetlerindeki büyük değişiklik ve gelişmesindeki artış torunlarımızdan sonra bile yıllarca devam edebilir. Yani aptalca bir şey yapmadığımız sürece ki bilirsiniz Homo sapiens'ler bunun için her zaman e, uzak bir ihtimaldir. E, evet bakın bu gelişmedeki artış e, 13,8 milyar yıldan, kainatın başlangıcından beri var. Bir yıldız aslında hidrojen ve helyum yığınıdır. Bu son derece basit. Şöyle şöyle bir karşılaştırma yapalım. Biyolojik evrim sayesinde e, ortaya çıkan beyin e, milyarlarca bağlantı ve yapı taşından oluşan karmaşık bir ağdır. Endüstriyel toplum ise milyonlarca beynin şimdiye dek hiç olmadığı kadar yakından muazzam e, bağlandığı bir küresel ağdır. Bu toplumun ürettikleri gelişmişliği daha da arttırdı. Uzun sözün kısası eğer bu Crash Course'un kainatın büyüklüğünü inceleyen ilk bölümünü size kendiniz önemsiz hissettirdiyse teknolojik ilerlemenin inanılmaz arttığını attığı bu günlerde insanlığın ağlar ve yapı taşlarından oluştuğunu hatırlayın. Bu kainatta bildiğimiz en gelişmiş sistem ve şu an için görünürde artan gelişmişliğin sona ereceği de yok. Bu da bizi uzun zamandır cevabı aranan tarihi bir soruya getiriyor. Endüstriyel devrim neden İngiltere'de başladı? İngiltere kesinlikle sıra dışı bir şekilde iyi konumdaydı. Bununla birlikte Çin de öyleydi. Peki o zaman endüstriyel devrim neden 10. ve 13. yüzyıl arasında son kanedanı altındaki Çin'de gerçekleşmedi? Kolektif öğrenmenin iki ana itici gücünün nüfus artışı ve dış dünyayla bağlantılı olmak olduğunu biliyoruz. Çin uzun zamandır her ikisine de sahipti. Orta çağda Çin'deki tarım yöntemleri Avrupa'dakinden çok daha gelişmişti. Zararlı otları ayıklama, ya ürünleri sıralar halinde yerleştirmeye ve tohum ekmek için tarlada oluklar açmaya dikkat ediyorlardı. Ve bütün bunlar Avrupa'da bunlar daha duyulmadan yüzyıllar önce yapılıyordu. 900'lerde güney içindeki çeltik tarımının yaygınlaşması taşıma kapasitesini daha da arttırdı. Çünkü pirinç tarlaları artık daha fazla yiyecek üretiyordu. Daha verimliydiler. Ayrıca pirinç Avrupa'da buğdaydan ekmek yapmak için meşakkatli bir sürecin yanında hazırlanması çok kolay bir besindi. Böylece 10. ve 11. yüzyıllar boyunca Çin'in nüfusu 50-60 milyondan 120 milyona çıktı. Bu da çok fazla yeni mucit anlamına geliyor. O kadar çok ki son kanedanındaki Çin neredeyse kendi modern devrimini yapacak hale geliyor. Demir üretmek için kömürün kullanılmasından bahsediyoruz. Milattan sonra 900 yıl üretim yılda 19 bin tonken 1200 yılına gelindiğinde 113 bin tona çıkıyor. Son kanedanı barutu ilk kullanan ve gücünden faydalanandı ve daha sonra 15. yüzyılda Jean-Claude Colomb'dan onlarca yıl önce ilk olarak deniz aşırı keşifler yaptı. Tekstil üretiminde Avrupalıların iplik eğirtmekte kullandığı çıkra benzer bir mekanik sistemini ilk kez kullandılar. Ancak Çin'de kuru kömür varken İngilizlerin kömür elde etmek için önce madenlerden suyu dışarı çıkarmaları gerekiyordu. Bu da onların buharlı motorları bulmalarını sağladı. Yani İngilizler burada bir avantaj elde ediyor. Peki modern devrim milattan sonra 1000 civarında neden Çin'de başlamadı? Aslında bunun nedeni kültürel ve siyasal durumun yanı sıra 1279'da son kanedanın sona ermesiyle Çin'in yeniliklerden ve ticaretten uzaklaşması olabilir. Muhtemelen dünyanın ana bölgelerini bir ticaret ağında bir araya getirememişler ve kolektif öğrenmeyi birleştirememişlerdi. Yine muhtemelen kültürel ilerlemenin Kambriyen patlaması gibi bir gelişme yapması için ihtiyacı olan doğru kombinasyon meydana gelmedi. Burada söylemek istediğim kolektif öğrenme o kadar önemli ve etkili bir güç ki dünya nüfusunun patlayarak 10 bin yıl önce sadece 6 milyonken tarım çağının sonunda 954 milyona ulaşmasıyla endüstriyel patlamaya yol açacak fikirlerin doğru kombinasyonu hemen hemen her yerde meydana gelebilirdi. Düşünmek ve fikir alışverişi yapmak için beyin ve yeryüzünde enerji akışları olduğu müddetçe insanlık gelişmişliği arttırmak için muazzam bir potansiyele sahip. Modern devrim insan nüfusunda inanılmaz bir artışla birlikte geldi. İnsanlığın ilk 1 milyar kişiye ulaşması 250 bin yıl sürdü ama 1900'de dünya nüfusu 1,6 milyarı bulmuştu bile. Bugün dünyada 7 milyardan fazla potansiyel mucit var ve bunlar internet aracılığıyla birbirleriyle yıldırım hızıyla bağlantı kurabiliyorlar. Yani kolektif öğrenme her zamankinden çok daha güçlü bir hale geldi. İnsanlar yeryüzünün biyosferi üzerinde daha önce benzeri görünmemiş bir kontrol ve güce sahipler. Bu da bazı bilim insanları ve akademisyenlerin Holosen çağının sona erip başka bir çağın Antroposen'in eşiğinde olduğumuzu iddia etmelerine sebep oluyor. Bu çağda kainattan biz insanlara düşen alandaki gelişmişliği inanılmaz yeni seviyelere çıkartabiliriz. Umarız ki bunlar sadece birkaç ayrıcalıklı kişiye değil tüm insanların yararına olur. Kolektif öğrenme sayesinde elimizde muazzam bir potansiyelimiz var. Tabii tarım toplumlarında her birkaç yüzyılda bir nüfus büyümesinin tarımsal yeniliklerin kapasitesini aşmasında olduğu gibi bir duvara çarpmazsak, şu an insanlığın, modern küresel sistemin yeryüzündeki kaynakları, tıpkı tarım toplumlarının e, tarlalardaki kaynakları bitirmeleri gibi bitirebileceği büyük bir tehlike çağındayız. Gelecek sefer bunun hakkında daha fazla konuşacağız.